Ersun Hocam, tabii çocuklarımızın şu anda hassas mevsimsel geçişler de şu anda gündemde. Evet. Mevsim hastalıklarıyla da karşı karşıya kalabilirler mi çocuklarımız? Yani bulgular çok farklı olduğu için bunun gerçekten koronavirüse bağlı mı yoksa mevsimsel bir rahatsızlık mı olduğunu anlayabilmek için bir doktorun bu şikayetleri olduğu zaman muhakkak hastaneye gelmeleri gerekiyor. Sağlam çocuklar için de demin de konuştuk, aşılarının zamanında yapılması gerekiyor. Hastaysak evde işte bir takım şeyleri işte ateşini iki gün kontrol edip üçüncü gün ateş devam ediyorsa artık o basit bir şey olmadığı. Üstelik kusması varsa bu sefer böbreklerine zarar verememesi, vücuttaki dengenin bozulmaması için tekrar hastaneye gelmeleri gerektiği. Hastanelerde dikkat edilirse siz de görmüşsünüzdür. İçeri girerken şey yapılıyor, dikkat ediliyor. Yani ateşi ölçülenler, şikayetle ölçülenler, triyaj denilen bir şey var. Arkadaşlarımız orada size soruyorlar. Ona göre sizi yönlendirme yapıyorlar ve eğer gerçekten bir problemi olmayan insanlara da farklı bir bölüme alınıyor. Yani hastaneler şu an daha korunaklı ve daha dengeli. O yüzden de şikayeti olan insanların gelmeyip evde kendi çabalarıyla bir şey yapmak belki ileride daha büyük şeylere sebep olacaktır. Hastanelere de dikkatli olmak koşuluyla, demin konuştuğumuz şekilde işte eldiveni, maskesini, bilmem nesini takarak yani dikkatli olmak koşuluyla getirebilirler çocuklarını. Çünkü şu anda halkta bir tedirginlik var. Evet. Sanki hastanelerde daha çok böyle bir virüs varmış gibi düşünüyorlar ama bu ne kadar doğru hocam? Yani onu tabii ki oranlarını bilemem ama herkese dediğim gibi dikkat ediliyor. Evet. Her hastanenin triyaj denilen kapıda bir özel bir bölümü var. Giriş çıkışlara dikkat ediliyor ve onlara göre de polikliniklere yönlendiriliyorlar. Yani mümkün, hakikaten bizim hastanemizde de ona çok dikkat ediliyor. Şüphelenilen hastaları diğer hastalardan ayrı yerlere alınıyor. Avrasya Hastanesi bu noktada çok başarılı bir hastane diyebilir miyiz Ersin Hocam? Yani dikkat etmeye çalışıyoruz, evet. Evet, gerek hastalarımıza, hasta yakınlarımıza ve çocuklarımıza. Çünkü sizin gibi çok güler yüzlü bir doktorları var. Teşekkür ederiz. Ya, dikkat etmeye hakikaten çalışıyoruz. Çünkü burada diğer hayat devam ediyor. Evet. Yani o yüzden de diğer yönleri de unutmamak adına hastaneye dikkatli bir şekilde gelip doktorlarıyla konuşup nasıl bir zamanda, nasıl bir şekilde gelmeleri gerekiyor, ne zaman gelmeleri gerekiyor bunları planlayıp o şekilde de hastanelerine gelmeye devam edebilirler. Ve sizden görevinizin başındasınız. Evet, hepimiz çalışıyoruz. Her türlü şekilde yardımcı olmaya hazırız. Ve ki hassasiyetle çocuklar olduğu zaman, tabii Ersin Hocam'ın durmak gibi bir asla bir lüksü yok. Hepimiz çalışıyoruz. Hepimiz size destek olmaya çalışıyoruz. Yanınızdayız. Sizler de bizim yanımızdasınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.